Gerçeğe yolculuğa hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aile. Aile kavramını irdeleyeceğiz bugün. Aile kavramı özgür irade kavramının içinde yer alıyor. Özgür irade kavramında 3 tane başlık irdeliyorduk. Bunların ilki hak kavramıydı. İkincisi ahlak kavramıydı. Üçüncüsü ise etik kavramıydı. Hak kavramı daha dolaysız bir hak, insanın özgürlüğünün daha dolaysız bir hali. Ahlak kavramında ise bu özgürlük artık içselleşiyor. Yani o haktaki gibi dışsal bir ilişkiden çıkıp içsel bir hal alıyor. Ahlaki gelişkinlik, vicdanın gelişmesi insanın içsel bir özgürlüğe ilerleyişini oluşturuyor. Etik alanı ise bu ikisinin birleşimi olacak. Yani hem dışsal, reel dünyada hem kavramında hem de içsel olarak, öznel olarak özgürleşmenin birleştiği yer etik alanı. Burada da biliyorsunuz etik kurumlarımız aile, toplum ve devlet kurumları var. Aile etik alanının ilk kavramıdır. Etik alanının başlangıcı, dolaylı hali, en ilkel hali aile kurumunda başlar. İnsan topluma ailede, ailedeki eğitimiyle ve ailenin bir parçası olarak girer. Etik alanının ilk kavramı olan aile en doğal, en doğaya yakın, bu anlamda ilkelliğe en yakın kurumu da, etik alanın kurumu da aile kurumudur. Burada henüz duygular egemendir. Yani insanın topluma dahil olmasında henüz duygular belirleyici aşamadadır aile kurumunda. Aile kurumu, bu anlamda pek çok toplum aile kurumunu henüz duygusal birlikteliğin, içgüdülerin, arzuların, cinselliğin bir kurumu olarak görür. Halbuki bu sadece aile kurumunun o doğal yanını gösterir. Ama aile kurumunun esas değeri bu doğallığında değil, etik bir kurum olmasında, topluma bir törel kurum olmasında yatmaktadır. Yani o cinselliğin, o hazın kaprisleri, geçici şeylerdir bunlar. Bunlar kalıcı bir değer taşımıyorlar. Oysa ailede bir toplumsal birlikteliğe yükselişin ilk basamağı olma değeri var. Yani aile aslında bu geçicilikleri, aşkın o geçiciliklerini, aşkın kaprislerini aştığımız bir aşama oluyor. İnsan belki ilk önce kendi bireyselliğinde bir kısıtlanmaya gitmiş gibi düşünüyor aile kurarken, ki bu evlilik aşamasıdır. İlk önce sanki bir o bireysellikten vazgeçme, bir kısıtlanma gibi oluyor. Ama aslında aile bir toplumsal özgürlüğün ilk, toplumsal özgürlüğe girişimizi sağlıyor. Yani o bireysellikten, hazlardan, cinsellikten, aşkın kaprislerinden kurtulup toplumsallığın kalıcılığına ve değerine ulaştığımız aşama ailedir. Ve burada bunun değerini burada aramak gerekir. Bunun bilincinde olmayan bireyler henüz o ilkel aşamalarda, o cinselliğin, aşkın ve kaprislerin ilkelliğinde yaşamak zorundadırlar. Belirttiğimiz gibi aile aşaması bir evlilikle başlar. Evlilik ilk aşamada sanki sadece bir sözleşme ilişkisi olarak görünür. Gerçekten de evlilik bir sözleşmedir. Bir sözleşmeyle başlar aile kurumu. Ama gitgide bu bahsettiğim o toplumsallaşma ve kutsal bir hüviyete bürünmesiyle birlikte aile aslında gerçek kimliğini kazanmaya başlar. Yani o sözleşme geçici bir aşamadır. Ailenin kuruluşunda evlilik sözleşmesi değerlidir. Daha sonra aile artık kutsal bir bütüne doğru ilerler. Toplumsal bir çekirdeğe doğru gelişir. İnsanın gelişimi için aile kurmak da bu anlamda tek başına yeterli değildir. Ailenin gelişmesinin de insanın zihninde berraklaşması gerekir. Aile kurumunun bu kutsallığını, bu törelliğini ve bu değerini, kalıcılığını anlamayan akıllar kolayca iffet ve namus sınırlarını aşarak aldatmaya yuvarlanabilir, zinaya yuvarlanabilir. Bu aşama aslında insanların bir tekrar o doğallığa geri düşüşü, tekrar özgürlüğün yitişiyle sonuçlanabilir, aile dağılabilir bu anlamda. Daha duygusal belirlenimli olan bu aile aslında henüz ailenin kendinde kavramından bahsettiğimiz aşamasıdır. Daha sonra aile kendini reel dünyada gösterir. Bu ailenin mülkiyeti ve miras olarak aile kendini dışsal dünyada, reel dünyada da gösterir.
Ama esas idealliğine, ailenin idealliğine ulaştığı yer çocuklardır. Çocukların oluşmasıdır. Çocukların yaratılması ve bunların eğitimi ailenin idealliğine yürüdüğü aşamadır. Tabii burada çocukların ortaya çıkışı, ilk önce çocukların konumu ailede boyun eğme konumunda olmak zorundadır. Disiplin, çocuklar eğitilmek durumundadır. Çünkü ebeveynler o ailenin toplumsallığını, tözselliğine, özünü temsil ederler ve buna karşı çocuklar henüz doğal duyguları, doğal bencilliği temsil ederler. Bu yüzden çocuklar aile kurumunda bir disiplin altında olmak ve eğitilmek ve ebeveynlerine boyun eğmek durumundadırlar. Dediğimiz gibi aile sadece bir cinsel birliktelik, bir keyfi bir birliktelik değildir. Toplumsal, etik bir kurumdur. Bu yüzden de ailenin dağılması da keyfiyete bırakılmamalıdır. Ailenin dağılması bireysel keyfiyetle olmaz. Bunu mahkemeler ya da törel kurumlar onaylamak zorundadır. Tabii bu mümkün bir durumdur. Yani ailenin tam bozulması durumunda ailenin dağılmasına müsaade edilebilir. Ama bu mahkemeler ve törel yetkeler mümkün olduğunca ailenin dağılmasını zorlaştırmalıdırlar. Ancak aile tam bir bozulmaya uğradıysa, zina ve benzeri durumlarda tam bir yabancılaşmaya uğradıysa, bu durumlarda ailenin dağılmasına törel yetkilerce izin verilmek durumundadır. Çocukların yetişmesiyle aile artık bir aileler çokluğuna, topluma çözünür ve bir üst aşamasına geçer. Bu bir üst aşamasını bir sonraki videoda irdeleyeceğiz. O zamana kadar lütfen aşağıdaki linkten Felsefe Ansiklopedisi'nde aile kavramı nerede duruyor, toplum kavramı nerede duruyor, hatta etik kavramı nerede duruyor, bunu inceleyin. Burada diğer videolara, ilgili videolara ulaşabileceksiniz. Bunun dışında bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve bir daha sonraki videolardan haberdar olmak için az sonra şurada çıkacak olan kanalımıza abone olma düğmesine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.